Yine verdik sanırım. Yani 3 Şubat 1958 yılına ait Kastamonu gazetesi, yeni Kastamonu gazetesi. Azla ve Karabük arasında tren yolu haberi, başlık bu. Tren yolu, demir yolu demişken bu haber dikkatimi çekti. Azla ve Karabük arasında tren yolu inşa edilmesine karar verilmiştir şeklinde bir haber. Ya tarih? Tarih az önce söylediğim gibi 1958. İlgili çevrelerden öğrendiğimize göre bu hat Azdavay, Daday, Kastamonu araç güzergahını takip edecektir. Bu işe ait etütler için 10 kişilik uzmanlar heyeti Şubat'ın sonlarına doğru Karabük'e giderek çalışmaların başlayacaklardır. Neden Azdavay? Büyük ihtimal kömürden dolayı falan. 2 ay kadar falan devam edeceği, ikmal edilir edilmez yani tren hattının inşasına başlanacağı söylenmektedir diyor. Bu hattın inşaatı haberi iktisadi çevrelerde büyük memnuniyet uyandırmıştır şeklinde 1958 yılında Kastamonu demiryolu. Bunu deyince aklıma konuşmuş. Şey geldi. Şimdi Kastamonu'nun geleceğine yön vermek istiyorsak öncelikle geçmişine bakmamız lazım. Kesinlikle. Geçmişinin sayfalarını, geçmişte neler yapılmış, neler planlanmış, neler düşünmüş, o dönemki imkanlarla neler hani ne projeler üretilmiş, bir geçmişe bakıyor olmamız lazım. Şimdi diyorsunuz ki işte Azdava'ya kadar demiryolu. Mantık yürütüyorum. Yüksek ihtimalle Azdava'ya kadar demiryolu olmasındaki sebep de Azdava'da biliyorsunuz kömür yatakları var. Öyle diyor zaten. Yani, doğru. Tabii. Bak, evet, hiç içeriğine bakmadım. Haberde içeriğine bakmadım şu an. Tamamen yani büyük ihtimal kömür yataklarından dolayı yapmışlar. Etüt çalışmaları yani yapılmış. Bir mantık yürütmüşler. Ben hemen buna ek olarak bir şey daha söyleyeyim. 1974 yılında Kastamonu Gazetesi'nde, benim çalışmış olduğum Kastamonu Gazetesi'nin arşivinde biz şey yaparız. Bu hani 5 yıl önce, 10 yıl önce, 20 yıl önce bugün ne olmuş diye bir haber köşemiz var. Ciltleri açarım ben. Sürekli hani 5 yıl önce, 10 yıl önce, 20 yıl önce, 40 yıl önce neler olmuş diye bakarım. Yani gazetenin kurulduğu yıldan söz ediyoruz. Tabii 74 yılında Hanönü ile ilgili bir haber yapmışız. Hanönü'nde demişiz ki MTA Hanönü'nde büyük bir bakır rezervi buldu. Bakın evet. 74'te. Hanönü'nde çok büyük bir bakır rezervi buldu. Sondajlar çok ciddi sondajlar sonrasında çok büyük bir bakır rezervi buldu demişiz. İşte Hanönü'nde küre gibi bir bakır şehri olabileceğini yazmışız 74'te. Biraz aradan zaman geçmiş. İşte alınan örneklerin yeterli seviyelere ulaşmadığı, işte askıya alındı, şu alındı, bu alındı. 74'te bakın, 74'te bu çıkmış. Bununla alakalı bir şey yıl söyleyeyim. 2021, şu anda Hanönü'nde 1000 kişi çalışıyor. Evet. Nerede çalışıyor? Bakır madeninde, bakır rezervi. Şimdi 74'te biz bunu yapmışız, bulmuşuz. Yani şimdi bu ilin 40 yıl adım atmaması, ilerlemesini engelleyenler kimler? Şimdi evet. 50'li yıllarda demişler ki demiryolu. Niçin demiryolu? İşte kömür madenleri var. Madenler var. Sadece ihtiyaç var. Madenler... Hani Kastamonu ihtiyacı var demişler. Sadece bu ihtiyaç şimdi yok mu? Ve şimdi diyor ki bak. Diyor ki peki demir yolunun gelmesini Kastamonu istiyor mu? İşte ne diyorum işte. Birileri sorsak herkes ister. Şimdi birileri gelmiş demiş ki buralarla ilgili rapor hazırlamışlar. Birileri demişler ki rapor hazırlamışlar. Çalışma yapmışlar. Kastamonu'ya bunlar yapılmalıdır demişler. Kastamonu'nun altyapısı bunu karşılıyor demişler. Ama demek birileri de demiş ki ya biz bunları hiç buraya sokmayalım, evet, getirmeyelim. Hatta haberde diyor ki Ankara Azdavay'daki kömür madenleri ve orman mamullerinin yurdun dört bir tarafına ulaşması için güzergah söylüyor işte. Karabük, Azdavay, Kastamonu, araç güzergahı gibi şey yapmış. Yurdun dört bir yanına kolay ve ucuz sevk edilebilmesi için demir yolu yapma kararı almıştır diyor değil mi? Ya şimdi küredeki bakırın curufları kamyonlarla her gün Çankırı'ya gidiyor. Çankırı'dan demir yoluna yükleniyor. Mardin, Mazdağı'na, Mardin'e gidiyor. Evet. Mardin'e de yeni bir tesis yaptılar. Sırf oraya ulaşması için devlet demir yolları oraya yeni bir demir yolu hattı yaptı. 80 kilometrelik bir demir yolu hattı yaptı. Sırf hani o madenler oraya ulaşması. Ya şimdi Mardin Mazıdağı'ndaki hatta o 80 kilometreyi demir yolu yapıyoruz da niye Çankırı'dan Kastamonu'ya bu demir yolunu yapmıyoruz? Evet. 100 kilometre. 102 kilometre yani. Olmayacak duaya amin dememek lazım çünkü değil mi? Olmayacağını biliyoruz. Yaptırım yapmayacaklarını. Ya da bunu söyleyenler yapılmasını istemiyor. İşte